Evet arkadaşlar, şimdi Çetaş Otomotiv'in yanındayız. Arkadaşımız bize bu karavanla alakalı yardımcı olacak ama önce kendisini bir tanıyalım. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Tayfun Zenger, İzmir Çetaş Otomotiv AŞ Ford bayisi, Ford filo satış danışmanıyım. Aracımız Transit Custom Plus olarak geçiyor. Şimdi bu şöyle yapalım. Tabii tanıtacaksın bizi ama bu yurt dışında olan bir araç değil mi? Tabii. Yurt dışında. Şu Türkiye'de herhangi bir satışı şu an yok. Türkiye'de yok. Bu şu an Türkiye'de tek olan model. Westfalia iş ortaklığı ile beraber yapılmış bir araba. Fabrikadan direkt bu şekilde çıkıyor. Herhangi bir üst yapıcıya veya yapıcıya gitmiyor. Direkt fabrikadan çıkış hali bu şekilde. Güneşliğine kadar. Türkiye'ye gelme durumları var mı bu firmanın? Türkiye'ye gelebilir. Yani şu an onunla alakalı bir öngörümüz yok. Sadece sergi amaçlı olarak burada tanıttığımız bir model. Arkadaşlar size örnek olsun diye göstereceğim bu karavanı. Türkiye'de hiçbir örneği yok. Bu arada evet, onu da söyleyelim. İstersen böyle ufak ufak başlayalım seninle beraber. Şöyle bir güneşliğimiz var Westfalia. Şöyle genişten daha var diyorsunuz. Evet, yani bayağı böyle 2 metreye aşağı yukarı değil mi? Evet. 1,5 metre gibi bir uzunluğu var tahminimce. Tabii rüzgar da var bu arada. Rüzgar var ama malzeme kalitesi çok iyi. Dün gece biz de burada konakladık. Herhangi bir böyle çok daha yoğun bir rüzgar vardı ama ona rağmen oldukça kaliteli bir ürün. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Araç içinden bahsedecek olursak şöyle bir buyurun. Aracımız Transit Custom'ın standart bir modeli. Bu Nugget Plus olarak geçiyor. Aracın birçok opsiyonu var. Tabii donanım seviyesinden de kaynaklı. Koltuklar bu şekilde döndürülebiliyor. İstediğiniz gibi konumlandırabilirsiniz. Şöyle tabii burada evet, sıçtı biraz da arkadan. Tabii şu yatak böyle oluyor. Aynen. Burada böyle bir koltuk. Bu şekilde sürüyorsunuz. Bu yatak olacak. Şimdi iki kişi rahatlıkla yatıyor. Evet. Tabii şunu da muhtemelen kaldırdığın evet, zaman o şekilde ekliyorsun oraya. Bu aparatı var. Bu aparatı da şurada var. Yani çok kolay bir kurulumu var. Evet. Yani iki kişi bu şekilde, burada rahat, evet, rahatlıkla yatabilir. Kişi. Hatta o tarafa bile baş bölgesine doğru uzayabilir. Evet, şimdi yatak bölümünü kaldırdık. Bu tarafta gösterebileceğin, şurada Webasto çıkışları olduğunu düşünüyorum. Evet, şurada bir tane var. Bir tane şurada var, bir de arka tarafta bir Webasto çıkışı kullanılmış. Şurada köşede. Burada prizler var. Kontrol paneli burası. Webasto kontrol paneli. Webasto'nun kontrol paneli orada mı? Evet. Onu da göstermiş oldum. Aynı şekilde. Onu hiç aydınlatma ledler evet, kenardaki. Şu an gündüz olduğu şurada için tabii çok fazla fark edilmiyor ama gece oldukça içeriği aydınlatıyor. Evet. Onun dışında şöyle arkaya doğru istersen geçelim seninle beraber. Bu arada araç Nugget Plus arkadaşlar. Türkiye'de henüz satışı yok. Ford'un bir arabası. Şimdi arkaya doğru geçelim. Esas aslında olay arkada. Evet. Şimdi şurada bir tuvalet var. Majoratörlü tuvalet. Yalnız bir özellik gördüm burada. Tuvaleti ayıran bir bölüm var. İstersen onu sen bir gösterebilirsen bize. Arkadaşlar bakın, çekiyorsunuz. Perde gibi ve karavan arka tarafından işte tuvalet bölümü ayrılıyor. Bir de şu yukarıdan falan böyle kapatma şeyi yok değil mi onun? Üst taraf açık yok mı kalıyor? Hayır, üst taraf böyle açık. En azından bu iki tarafı aynen, ayırabiliyorsun perdeyi çektiğin zaman. Böyle pratik bir sistem düşünmüşler arkadaşlar. Bir de mutfağa doğru istersen seninle beraber geçelim. Şurada bir galiba buzluk var. Evet, buzluğumuz var. Bu da aynı şekilde ön taraftaki kontrol paneninde soğuk seviyeye ayarlanabiliyor. Şöyle led aydınlatmamız var. Evet. O da herhalde döner başlıklı. Evet. Sabitleyebiliyorsun, yatağa da çevirebiliyorsun. Şurada ikili bir mi? İkili, evet, ikili bir evye ocak kullanılmış gördüğünüz gibi. Burada da bir tane evyemiz var. Tabii şurada ufak böyle işte mutfak malzemelerinin koyulabileceği aparatlar, çekmece gözleri düşünülmüş. Tabii esas olay şurada arkadaşlar. Şimdi araç sıfır olduğu için daha önce kullanılmamış. Bakın daha muşambası üstünde. Burada da iki kişi rahatlıkla değil mi? Evet, yatıyor. Konaklayabilir. Konaklayabiliyor. Tabii şurada aşağı doğru yol esnasında indirip tabii herhalde seyahat esnasında onu indiriyoruz. Bakın havalandırmaları da gayet yeterli arkadaşlar.
şuradan çektiğiniz zaman böyle aşağı doğru manuel şekilde indiriyorsunuz. Bir de şu yatakta yani içeride daha geniş bir yatak istersek ya daha rahat olur istersek. Şuradan şu şekilde aparatla. Ha evet. Hadi bir de aynı şekilde öteki taraftan. Oturacağın zaman ayakta durabilirsin tabii burada. Tabii tabii çok rahat ayakta durabilirsin. Hatta oradan şuradan girip mesela mutfağa oradan da tabii, rahatlıkla rahat ulaşılabilir. Bakın hem 2-4 kişi rahatlıkla oturabilir burada. Zaten bu yatak oluyor indirdiğiniz zaman. Salon gibi oturup burada yatacağınız zaman da bunu indirdiğiniz zaman 4 kişi bu yerde. Hatta şöyle bir şey var. Bak o 2 tane koltuk işte karşı karşıya durabilir değil mi? Böyle tabii, çevirdiğin zaman. Çocuk da orada yatar. Tabii tabii rahat rahat. Yani 5 kişi birden burada yatabilir aslında. Aynen. Ya bizim işte 4 kişilik olarak geçiyor ama o tabii içeride. Hani 13 yaşına kadar diyelim mesela abi. Çocuk olursa orada da yatılabilir. 4+1 gibi olmuş. Ne şurada da bir ışık sistemi aynı şekilde değil mi? Sağda da var, solda da var, sağda da var. Burada gösterebileceğimiz çekmece gözlerimiz var herhalde. Dolaplarımız biz yine aynı şekilde kullanıyoruz. Bunlar da genişmiş, fena değilmiş evet. Ya. Yine alt tarafta da aynı şekilde. Evet, orada bu üçüncü bir göz daha var. Yani oldukça minimal çalışılmış. O tarafta var. Orada evet. Alt tarafta aynı şekilde. Şurada da yine mutfak eşyalarının herhalde koyulacağı tabii, çok rahat bir gözlerden var. Üç diyoruz orada. Şimdi yatağı yine buradan çıkıyoruz. Şu zaten yatağın, diğer yatağın ayakların geldiği kısım. Orada hava alsın diye de bir aksesuar gibi de yapılmış aynı zamanda. Şurada bir yer daha görüyorum ben. Burada da bir raf var. Şunlardan da bahsedelim istersen. Bunlar da vesmedir aynı şekilde sandalyeler. İki tane mi? İki tane. İki sandalye. Bu da geliyor karavanla beraber. Karavanla beraber geliyor. Yani bu araba direkt bu şekilde üretimden çıkıyor. Biz herhangi bir şey kullanmadık. Sadece bazı saklama gözlerini kullandık. Arabamızı kullandık. Onun dışında hiçbir şeye dokunmadık aracın. Şurada bir dış duş mu gördüm sanki? Evet. Burada bir dış duş var. Uzatmayla buradan çekilebilir arkadaşlar. Tabii az önce şunu konuştuk. Mesela burada bir etrafında dönerli bir perde sistemi yok. Ama şurada yan tarafta onu yapmışlar. Şurada bakın. Aracın arkasında. Yani bir perde sistemi takılabilir böyle arkaya. Burası da bir ayrıca bir oda olarak kullanılabilir. Şu da masa mı acaba? Burada da yine. Aynen çıkartıyorsun onu. Evet. Oldukça güzel, kullanışlı görünüyor. Şurada 220 girişi. Evet. Bu temiz suyun herhalde girdiği bir yer. Evet. Bakın. Camları da yine böyle çekmeli, açmalı arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Hani tamam bu nugget Türkiye'de yok belki ama hani ne olur Vito olur. Vito'yu çevirirsin mesela. Hani bu karavancılar için bir ne diyeyim? Güzel bir örnek diyebiliriz. Örnek diyelim evet yani. Çok üst yapıcı firmalar var. Özel, direkt siparişi özel yapan aracı incelediler. Aracın birçok videosunu ve fotoğraflarını çektiler. Örnek emsal etsin diye. Evet. Çok da beğenildi araç. Çok da ilgi gördü. 2 gündür buradayız biz. Araç satılmıyor diyoruz ama yani çok kızıyorlar bize satılmıyor diye. İnşallah. Ama çok güzel bir araç. İnşallah bir gün. Ben transportu da görmüştüm böyle bir sistem. Geçen sene hatta çekmiştim videosunu. Tabii bu daha bir tık daha geniş. Peki ne kadar bir fiyatla aşağı yukarı bulabiliyor musun? Şöyle söyleyeyim. Tabii bir fiyatlandırması yok ama biz İngiltere için örneklendirecek olursak şu anki fiyat listelerinde tabii bu fiyatlandırma da değişiklik gösterebilir. İngiltere'de şu an 85 bin pound'dan fiyat listesi duruyor internet sitesinde ama Türkiye'de bir fiyatı yok. Anladım. Evet, örnek teşkil etmesi babında biz size böyle göstermiş olduk arkadaşlar. Yani işte Transporter olur, Vito olur. O tarz arabaları bu hale getirebiliyorsunuz aslında. Tamam bu arkadaşlar yurt dışında belki ama Türkiye'de satış yok bu karavanın şu an. Hakkınızda olsun yani bu şekilde çevrilebilir. Size fikir vermiş olur. Peki söylemek isteyeceğim başka bir şey var mı? Fuar nasıl gidiyor? Fuar çok güzel yani dediğim gibi araç çok beğenildi. Biz sadece satamadığımızı üzülüyoruz şu an çünkü insanımız cidden çok beğendi. Çok talep var değil mi? Evet çok aşırı bir talep var. Yani direkt satılmıyor biz sadece emsal olsun diye buraya getirdik. Sergi amaçlı getirdik dediklerimizden böyle suratı düşenler oldu. Biz de üzülüyoruz tabii ama hani yurt dışındaki fiyatını veriyoruz. Yani bu araç burada satılıyor olsaydı ben eminim kaç tane olursa olsun satılacağını düşünüyorum. Ya 5 kişi yatıyor şu kadarcık bir araçta Allah aşkına yani. Çok o kadar da kullanışlı araç kendisi de çok kullanılmaz. Zenon Fuar, Körnoklu
kasıtlı bir şerit takip, şeritte kalma yardımcısı. 2.0 170 beygir EcoBlue araç aynı zamanda. Yani günlük hayatta da çok rahat bir sürüş keyfi sunacak sizlere ki Yürüyen Kep'ten de 6 ödül almış bir araç. O zaman şöyle diyelim, tez zamanda inşallah. Türkiye piyasasına girersiniz. İnşallah. Peki çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Çok sağ olun.